çakor çalıp da ya muhteşem gitar çalıyor diyor insan, halk yani. Bu işe gönül vermiş, eğitimini almış, mesai vermiş, yıllarını harcamış insanlara da büyük haksızlık. Kesinlikle hobi amaçlı bir eğitim vermiyoruz. Hobi amaçlı eğitim diye bir şey de ben kabul etmiyorum. Eğitim kurumlarından yanlış ücret politikası yüzünden eğitime ihtiyacı olan insanların bu işi yapıyor olması da daha acı bir durum. Bugünkü konuğumuz Tuna Özdemir. Tuna'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Programımızın formatını az çok biliyorsun. Biliyorum. Biraz perde arkası konuşacağız. Hemen o soruyu sana da soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tuna Özdemir kimdir? Tuna Özdemir kimdir? Lise yıllarında müziğe başlamış. Hayatını bu işten kazanan bildiklerini, birikimlerini aktarmaya çalışan bir müzisyen adayıdır diyelim. Aday mı diyorsun hala kendine? Müzik. 30 sene oldu ama adayız hala. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü bu işin sonu yok. Müzik bir okyanus ya biz orada bir damlayız. Yani bu işin bir limiti var mı sence? Ben olmadığını düşünüyorum. Aslında şöyle bir düşüncem var. Bu işin 1800'lerde işte Mozart, Bach bunlar son noktayı koymuşlar. Hala öyle bir üretim ve öyle bir kapasitemiz yok. Virtüözlük anlamında olabilir. Enstrüman anlamında ama üretim anlamında çok düşünmüyorum. Biz o insanların bize bıraktıkları ve bir sürü ismini sayamadığımız kendi müziğimizde de çok büyük isimler var. Biz onların yaptıklarını enstrümanlarımızla veya e, solist, sanatçı arkadaşlarımız sesleriyle yorumlamaya çalışıyoruz sadece. Diye düşünüyorum. O yüzden de Adayız hala. Sürekli öğreniyoruz diyorsun yani. Sürekli öğreniyoruz. Müzik terimini nasıl yorumlarsın? Aynı zamanda eğiticisin, bir öğretmensin. Sahnelerde performans gösteriyorsun. Kayıtlarda performans gösteriyorsun. Müziğin literatürdeki anlamı nedir? Kelimelerle anlatamadığımız duygu ve düşünceleri seslerle anlatma sanatıdır. Basit bir cümle gibi ama çok derin bir cümle bence. Evet sana göre ne ifade ediyor müzik? Bana göre şunu ifade ediyor. Müzisyenin ruh halini, yaşadıklarını, tecrübeleriyle, aldığı eğitimle karşı tarafa yansıtmasını. Hani vardır ya bazen zor bir eser ya da çok basit bir eser. Bir solist arkadaşımız öyle bir yorumlar ki dinlemediğimiz şeyi dinleriz. Ya da bir enstrümanist arkadaşımız o basit eser öyle bir yorumlar ki ya da çok İyi bir e, virtüöz, o zor eser öyle bir yorumlar ki ama hiçbir duygu vermez. Müzik duygudur ve bunu karşıya yansıtabilmektir diye düşünüyorum. Duygu olmadan müzik olur mu? Bence olmaz. Tabi bu dijital olayları ayrı bir kenara koyalım ama duygu olmayan şeyi çok dinle, dinleyemiyorum. Zaten müzikle uğraşıp da dinleyebilen olduğunu çok sanmıyorum. Günümüz müziğini nasıl yorum, yorumlamak istersin? Günümüz müziği Yani yeni nesil bir müzik tarzı var şu anda biliyorsun. Duygu aktarımı yok. Tamamen dijital tabii istisnaları bir yere koyuyoruz. Biz sahneye çıkmak için ya da bir şey icra edebilmek için sen de aynı dönemlerden geçtin. Kafamıza vurdular o notalar için. Okuduğumuz okulları saymıyoruz. Notayı bırak çok basit müzik terimlerini bilmeyen insanlar çok farklı yerlerde. Evet. Yani bu konu biraz derin ve biraz ağır bir konuşma olabilir. Dinleyenlere saygı duymamız lazım ama hepsinden ricam lütfen her şeyi bilinçli yapalım. Önce aldığımız bir şeyi nasıl kullanma kılavuzunu okuyorsak ki bizim ülkede çok böyle bir şey yok. Tükettiğimiz şeyde müzik de aslında bir tüketim maddesi gibi oldu yani. Üç sene önce çıkan bir şarkıyı unuttuk bitti gitti. Ama 70'ler, 80'ler, 90'larda üretilen o eserleri enstrümantal veya sözlü hala dinliyoruz. Bence ayrım şahsi görüşüm tabii bu. Dijital her şeyde olduğu gibi işimizi kolaylaştırırken çok da iyi olan şeyleri daralttı, küçülttü. Canım. Hep bir kaygı oluştu mesela. Şarkılar bile artık bir buçuk dakikaya inmeye başladı. Çünkü sistemlerin veri tabanları üç dakikanın üzerindeki çok e, algoritmaya sokmuyor. Bir dayatma mı sence? Tabii ki dayatma. Çünkü bu işin altında çok ciddi bir şey var. E, altyapı ve yatırım var. Şimdi üç dakikalık bir görüntü veya ses her neyse onun e, serverda kapladığı alanla 5 dakikalık alan bir mi? Çok büyük yatırımlar bunlar. Ne oluyor? Herkes kendi pazarına göre bizi şekillendiriyor ve biz ona uyuyoruz. Evet. Maalesef. Çünkü senin de örnek vererek konuşmak istiyorum. Ee, önceden albüm kayıtlarında da biliyorum. Yaklaşık bir dakikalık introlar vardı mesela. Senin çaldığın gitar introlarını hatırlıyorum. Ee, peki bu işin sonu sence nereye gider? Bence başa döner. Döner mi diyorsun? Bence başa döner. Senin gibi diğer arkadaşlarımız gibi o bu işe gönül vermiş, ruhu veren ustalar, tekrar dönerler bence. İş işten geçtikten sonra diyeyim. Maalesef, mi? maalesef ama işte senin gibi arkadaşlarımızın böyle ses getirecek şeyler yapması da bence e, bu işe yön verenler belki kulak verebilirler. Bu sade böyle değil ki, tüm dünyada böyle. Bir Michael Jackson vardı. Dijital yapıyorlar ama muhteşem, o hala yok. Evet veya bir rock müzikte metalikalar, slayerlar vardı. Şu an teknoloji çok daha ilerle olmasına rağmen ama o enstrümanların, o davulun, o soundlar hala gelmiyor. Ciddi bir arayış var. Bence bunun bütün temelinin e, dinlediğimiz şeyi tabii ki keyifle dinleyeceğiz. Hobi amaçlı dinleyeceğiz ama biraz da ne dinlediğimizi bilelim. Ufak bir eğitim, ufak bir eğitim bence. Bilinçli olmamız lazım. Kulağa hoş gelen her şey her diyor. Herkes dinliyor, herkes eşlik ediyor, herkes çalıyor. Benim bilmediğim 90'lar parçalarını bilen 30 yaşlarında arkadaşlar var biliyor musun? Hı. Ama e, herhangi bir zamanında ülkeye damga vurmuş şarkılar vardır. O şarkıları yorumlayan yeni arkadaşların şarkıları sananlar da var. Mesela 80'lerde yorumlanmış çok güzel bir eseri. Yeni bir arkadaşımız coverlamış, yorumlamış. Gayet de güzel olmuş ama yeni jenerasyon o şarkıyı o yeni yorumlayan arkadaşın sanıyor. Biraz daha bilinçli olmak lazım diye düşünüyorum. Yani isteklerde bile sahnede işte şu isimden deniyor. Yeni olandan söyleniyor. O şarkı onun değil diyoruz. Ya nasıl onun değil? Onun değil. O bir cover yani. O daha önce yorumlanmış. Çok güzel bir eser. Diğer arkadaşımız da almış yeni jenerasyona uygun bir şekilde yorumlamış. Gayet de güzel olmuş. Ama tükettiğimiz şeyi bilmemiz gerekiyor. Yani hep bunu savunuyorum. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz gibi ama temeli bu bence. Biraz projelerinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Daha geniş kapsamlı. Şu an aslında gözlemliyorum. ufak ufak ben de farklı şeyler deniyorum. Mesela 2010'da ne gitar sufi bir albüm yaptım. CD vardı o zaman. CD de basıldı. Ne yazık ki bizim ülkemizde çok talep görmedi. Ama Almanya ve Hollanda'ya üçüncü baskı gitti. Bir e, ilahi neyin yanında sadece bir gitar yaptım. E, geçen seneydi sanıyorum. Plevne Marşımız var. Onu gitarla kendimce yorumladım. Hani gençler bazı şeyleri görsünler yapabildiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Değişik şeyler üretmeye çalışıyorum ama şu an gözlemdeyim. Çünkü bu bir, müziğin bir geçiş dönemindeyiz sanıyorum. Ne olacağını anlamak lazım. Nereye gidecek? Bir de gitarist olarak şunu sormak istiyorum sana. Gitar sence nasıl bir enstrüman? Gitar nasıl bir enstrüman? Çok sesli, çok zengin, emek isteyen, e, teknik isteyen, armoni isteyen, nota isteyen bir enstrüman. Yani üç akorla kalmasınlar, en azından yani, bilinçlensinler. Tabii ki üç akor. Üç akor nedir ki? Üç akorla sade gitar değil veya üç sesle hiçbir an surman evet. çaldığımız sanırız sadece ve karşıya da yanlış e, yönlendiririz. Öyle insanları izlettiriyorlar ki amacım kesinlikle küçümsemek değil. Biz neyiz ki ama? Yani dediğin gibi üç akor çalıp da ya muhteşem gitar çalıyor diyor insan halk yani. Evet. Bu bu işe gönül vermiş, eğitimini almış, mesai vermiş, yıllarını harcamış insanlara da büyük haksızlık. Biraz vicdan diyorum. O, o konu sade gitar değil. Müzikle ilgili her alanda bunu yapan arkadaşlar çok fazla var. Yapın, güzel şeyler yapın ama lütfen bir daki ne üç akor değil ya. Geliştirin kendiniz. Eğitim alın. Bu çok zor bir şey değil. Bir eğitimci olarak da zaten bunları yansıtıyorsun karşı tarafa. Tabii ki. Gitar dersi almak isteyenler için ilk nereden başlamaları lazım? İlk nota ile başlıyoruz. Bu çok sıkıcı ve uzun bir süreç olduğu için nota ile birlikte enstrümana geçiyoruz. Ama notasız hiçbir şey yapmıyoruz. Atıyorum bu şarkıda bunu böyle çalacaksın. Veya notanın isimleriyle mi mi fa fa gibi değil. Alfabeyi öğretir gibi nasıl konuşurken alfabe ve önce alfabeyi daha sonra gramer öğrenmemiz gerekiyorsa müziğin dili notadır. Siz bilmediğiniz dili ta taklit konuşursunuz. Evet. O üç akorla yapan veya ıı, biraz sert olacak ama nota bilmeden şarkı söyleyenler ya bilmediğiniz şeyin taklidini yapıyorsunuz gibi geliyor bir armoni bilgisi, enstrüman tanıma, sesi tanıma. Tabii ki ve bu çok zor değil zaman ayıracaksınız. İyi bir eğitim alacaksınız. Sence okullarda e, müzikle ilgili eğitim sistemi nasıl? Bir şu an e, bir eğitici olarak sormak istiyorum sana yine. Şu an aktif bunun içindeyim. E, kolejlerde gitar kulübü adı altında ders veriyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla hepimiz çok eksiyiz. Çok imkan verilmiyor. Zaman kısıtlı, 40 dakikada bir öğrenceni öğretebilirsiniz. Ve eğitim kurumlarının yanlış ücret politikası yüzünden eğitime ihtiyacı olan insanların bu işi yapıyor olması da daha acı bir durum. Yani başka bir özetleyecek cümle bulamadım. Belki biraz sert oldu ama şöyle konuşalım. Tecrübesiz arkadaşlarımız var. Onlarla başlıyorlar. Daha uygun rakamlara çalıştıkları için. E, dolayısıyla da gençlere, çocuklara, işte ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrencilere çok yanlış şeyler öğretiyoruz. Ve bu çocuklar başarısız olduğu zaman bu gerçek hayatlarını da etkiliyor. Sadece enstrüman çalamadım değil, birçok öğrencinin özgüvenini yitirdiğini görüyorsunuz. Zarar veriyoruz. Nasıl öğreteceğini, tüm donanıma sahipsiniz. Ama öğretmek çok başka bir şey okuldan mezun oluyorsunuz zaten bir diplomanız yoksa eğitimcilik yapamıyorsunuz ee, mezun oluyorsunuz ama nasıl öğretiyorsunuz konu bu yani, bu konuda zayıfız diyorsun oldukça zayıfız Peki daha iyiye gitmesi için nasıl önüne geçirebilir daha iyiye gitmesi için bir kere yönetimlerin ciddi bir oto lazım Tuna Hoca işe başlasın 20 bin lira maaşlı 21 bin maaş değil yani. Her şeyin bir değeri var. Örneğin bir telefon alıyorsunuz. 5 liraya da var. 100 bin liraya da var. Siz bir hizmet sunacaksanız. Mesela sizin burada çok güzel bir stüdyonuz var. Dolayısıyla da en iyi donanımla olduğu için iyi hizmet sunuyorsunuz. İnsanlar bunu anlamak zorunda. İşte bu yine aynı şeye gelecek az önce söylediğim konuya. Yapacağımız konu hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Çocuğum okulda gitar dersi alıyor. E alıyor da bir tane nota bilmiyor. Veya çocuğum okulda piyano dersi alıyor. Alıyor da bir tane nota bilmiyor. Nasıl düzelir? Fala çok muallakta bir durum bu. Tabii ki çok iyi eğitim veren yerler var. Onlara onların önünde eğiliyoruz yani saygıyla. Her şey ticari. Onlar neden iyi eğitim veriyorlar? Onlar çünkü e, bizler gibi eğitimin içinden geldikleri için öncelik maddiyat değil eğitim olarak görüyorlar. Yani. Maddiyat önem veren kurumlar da var diyorsun. E, Birçoğu maddiyata önem veriyor. Evet. Ya şey işte gel geç yemek yerleri vardır ya ne, ne yediğiniz belli olmayan. Evet. Maksat bir şey sunmak ve paranızı almak. Aynısı. Aynen. Aslında çok büyük zarar veriyorlar ama. Ve birçok insan da bunu anlayamıyor. Çünkü dediğim gibi o çocuklarda, o gençlerde onun geri dönüşü, özgüven eksikliğine kadar gidiyor. Düşünsenize heyecanla başlıyorsunuz gitar çalacağım diye sırtınızda gitar derse gidiyorsunuz. Doğru öğretim ve doğru ilgi olmadığı için bir süre sonra başarısızlığını görüyorsunuz. Yenildiğinizi hissediyorsunuz. Ya da e, profesyonel başka bir yerden destek alma ihtiyacı duyuyorsunuz. İşte biz bunu yapmak yerine, yerinde o desteği vermeye çalışıyoruz. Hem kendi eğitim kurumum da var benim özel. Evet. Politikamız bu. Yoksa işte gelin size bir şeyler çaldıralım, yaparsınız, yapamazsınız değil. Önce müziği öğreneceksiniz. Dediğim gibi konuşma ve yazmak için önce alfabeyi öğrenmemiz gerekiyor. Peki yeteneği olmayan veya başka bir şeye eğilimli? başka bir sanat dalında. Buna siz karar verebiliyor musunuz? Orada? Şöyle çok güzel bir soru sordun. Şimdi bunu ikiye ayırabiliriz. Bir yetenek konusunu konuşabiliriz. İki dediğiniz gibi evet. ailenin diretmesiyle ben o konuda kendi eğitim kurumumda şunu yapıyorum. Önce gelen arkadaş yaşı önemli değil, genç. Bizde şeyler de var. İşte cerrah var ameliyattan çıkıyor, gitar dersine geliyor, piyano dersine geliyor. Önce onların ne istediği değil, ne yapabilecekleri, neyin onlara iyi geleceğini keşfetmeye çalışıyoruz. Daha sonra oturuyoruz, karar veriyoruz. E, diyoruz ki siz bunu daha iyi yapabilirsiniz. Tabii ki gönlüm gitarda veya gönlüm piyano piyanoda. E, yetenek kısmına geldiğimiz zaman tabii ki yetenek çok önemli. Ama bazı arkadaşlarımız var, bende hiç yetenek yok. Onu kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Çünkü okuma yazma öğrendiniz. Notu öğrenebilirsiniz. Sağlıklısınız. Mutlaka çalabilirsiniz. Biraz daha fazla zaman ayıracaksınız. Hani böyle konuşmak afaki ama e, Ahmet'in bir saatte yaptığını siz üç saatte yaparsınız. Ama yaparsınız. Ya. Yani ne fark oluyor? E, yetenek bir kere kulağı açık oluyor. Duyumu çok iyi oluyor. Dolayısıyla müzik duyumdur, kulaktır. Yeteneksiz olanın önce kulağını eğitiyoruz zaten. O sesleri doğru tanıması lazım. O kadar çok yeteneksiz gibi görünen insanlar var ki o yetenekli arkadaşlardan bir süre sonra ilerleyen süreçte daha sağlıklı ve daha doğru öğrendiklerini. Evet. Yetenekli arkadaşlar da şey gibi çalışkan öğrenci vardır ya okulda derste dinler. Sınava girer sınavı geçer falan ama tam öğrenmemiştir o. Evet. Görsel hafızası kuvvetlidir, yapabiliyordur. En doğru eğitim bence, kendi alanım için konuşayım, kaplumbağa gibi yavaş ilerlemektir. Evet. Tabii bu benim şahsi fikrim. Ya çocuklardan konuşuyorum mesela şu anda. Çocuk her şeyi dile getiremeyebilir ama aile bireyleri, ebeveynler mesela gitarı çok sevdiği için aslında kendi çalmak istiyorum. Tabii yani. gençliğinde hani böyle bir bölmek istemedim. Var böyle bir psikolojik gençliğinde var. uğraşmış yapamamış ya da vakti olmamış, imkanı olmamış. Ben yapamadım, çocuğum yapsın. Ama belki senin çocuğun çok güzel bir ressam olacak. Evet. Ya da başka bir sanatın başka bir dalıyla ilgilenecek. Çünkü biz kesinlikle hobi amaçlı bir eğitim vermiyoruz. Hobi amaçlı eğitim diye bir şey de ben kabul etmiyorum. Eğitim eğitimdir. Müzik hobi mi sence? Doğru eğitimi alırsın, al, alırsınız. Kendiniz hobi amaçlı kullanabilirsiniz ama aldığınız eğitim aynıdır. Tercih sizin. Yani hobi amaçlı bir eğitim yok. O nota okunacak, yazılacak, değerleri bilinecek, sesler tanınacak. Ondan sonra tercih sizin. İster hobi amaçlı yaparsınız, ister profesyonel yaparsınız. O zaman genel bir çerçeve içerisinde alıyoruz bu konuyu. Hemen o soruyu sana da soruyorum. Mesajın var mı? Ya çok mesaj var da yani kendimiz dahil hepimiz yaptığımız işi doğru yapmaya çalışalım. Doğru yapanları örnek alalım. Eksiklerimizi onlarla tamamlayalım. Hiçbir zaman olmayacağız. Hiçbir zaman da olmadık. Bunun bilincinde olursak bence müzik de çok kaliteli çıkar. Yaptığımız işlerde piyasadaki eksikliklerimiz de sen de piyasanın içindesin biliyorsun. İşletmeler, menajerler plak şirketleri aslında böyle bir bütün olabilsek herkes hak ettiği değeri manevi ve maddi olarak görür diye düşünüyorum. Mesaj alındı galiba. Çok ufak bir kesim dışında gemisini kurtaran kaptan amiyane tabirle. Evet. Kimse kimsenin göz yaşına bakmıyor biliyorsun. Evet, çok üzücü. Herkes durum. manevi ve maddi olarak çıkarına bakıyor. Bu da üzücü bir durum tabii. Ki. E tabii ki çünkü müzikle uğraşan sanatçı sanatla uğraşan insanlar hassas duygusaldır. Ama o duygusallık gittiği zaman sen dışarıya da veremezsin. Nasıl tanımladık müziği? Kelimelerle anlatamadığımız evet. duygu ve düşünceler diye başladık. Ve tıkanma noktası başlıyor. Değil mi sonra. Tolga benden daha iyi yerlerde olsun. Ben ondan çok şey öğreneyim. Ne kadar güzel bir düşünce değil mi? Değil mi? Tolga benden daha güzel gitar çalsın. Ondan feyze alayım. Ama biz öyle değiliz ki. Ben Tolga'dan daha iyiyim. Böyle bir şey yok. Ciddi bir bencillik var. Klasik gitar, akustik gitar. Arasındaki fark nedir? Arasındaki fark. Bir yapıları farklı. Klasik gitar gördüğümüz gibi alt telleri misina. Ne kadar penayla çalınsa da ağırlık parmaklarla kullanılan ee, tabi farklı müzik tarzlarında kullanılan e, bir gitar akustik gitarımız ise telleri çelik olan penayla çalınan anatomik yapısından bahsediyorum ee, aslında her müzik tarzı her gitarla yapılabilir gibi ama tabi kendi karakterleri olduğu için mesela klasik gitarla e, klasik müzik çalabiliriz ee, pop jazz çalabiliriz flamenco çalabiliriz latin müzikler daha ismi aklımıza gelmeyen birçok tarzı kullanabiliriz. Hepsinin kendi lezzeti var ama nota sistemleri aynı. Sadece çalım tarzları ve anatomik yapıları ve tınıları farklı. Tabii. Ha hani niye soruyorum? Gitara merak salan arkadaşlarımız için en azından ufak bir aydınlatma olsun. Bir de stüdyodaki arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Elektro gitarımız var. Anatomik olarak biraz ondan da bahsedersen hemen elektro gitarımızı verelim. Elektroitarımız da aynı şekilde çelik teller, ağırlık pena ile çalınan perdeleri biraz daha fazla olan nota sistemi aynı, tüm notaları üzerinde. Ya tamamen hepsi aynı. Tabii hepsi çalışan. aynı, sadece çalım tarzları ve tınıları farklı. Tunacı O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bir türkü enstrümantal olsun, ben de sana eşlik edeyim. Tamam, son en bir... azından bir tınımız olsun. E ee, ben bunu daha önce yorumlamıştım zaten geçen sene. Ondan da bahsedebilirsin tabii. Çıkarttık ee, bir Rumeli türküsü çok hoşuma gitmişti ezgisi. Plak şirketim de sağ olsun kırmadı. Öyle kendimce bir yorumladıp yorumlayıp çıkartmıştık. İstersen onunla veda edebiliriz. O zaman? Tabii çalacaklarımız kısıtlı olduğu için teliflerden dolayı. <laughs> en azından öyle bir şey yapalım. elinle yüreğine sağlık Çok güzel giden katılım programımıza bir katılımlarıyla bambaşka bir ruh hali almaya başladı program. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Senin de ellerine sağlık, eşlik ettin bana. Söylemek istediğim son şey mesajınız, mesajlarımız yerine ulaşması dileğiyle. Hepimizin temennisi o. Tekrar ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bizleri kırmadın geldin. Bugünkü konuğumuz Tuna Özdemir'di. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, kalın. Dostça